Efendim konuğum doçent doktor Remzi Karadağ, kendisi göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün benim de galiba ilk kez duyduğum bir tanımlamayla bir hastalık konuşacağız, bir göz rahatsızlığı. Keratokonus hastalığı. Evet, keratokonus. Evet, ne demektir? Keratokonus hastalığı şöyle anlatayım. Gözümüzün normalde en ön kısmında şeffaf tabakamız vardır. Evet. Kornea dediğimiz şeffaf tabakası. Bu tabakanın gençlik yıllarında öne doğru bozularak şekil değiştirilmesi ve incelmesiyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Peki evet, şekil değiştirince evet, şekil değiştirince ne oluyor bu kornea tabakamızda? Burada öne doğru dikleşerek normalde olan kubbe şeklindeki yapısı daha konik bir hal alıyor. Yani şekil daha değiştiriyor. Evet, daha bombeleşiyor. Bombeleştiği zaman ne oluyor? Normalde kubbe şeklinde olan korneamızda arkada görme alanımıza gönderdiği ışınlar bu sefer farklı yerlerden yansıyor ve görme alanımızda istenen şekiller oluşamıyor. Yani düzgün görüntü oluşamıyor. Düzgün görüntü oluşamayınca ne yapıyoruz? Bizim günlük yaşantımızdaki okuma, yazma veyahut da araba kullanma gibi işlevlerimiz etkilenmeye başlıyor. Dolayısıyla bu hastalarımızda eğer keratokonus ilerliyorsa daha sonrasında ciddi boyutta yaşantısı etkilenmiş oluyor. Çok enteresan. Peki bu hastalık neden gelişir? Ne zaman? Yaşla mı? Kalıtsal mı? Evet. Bu hastalığın tam olarak nedeni şu ana kadar anlaşılmış değil. Fakat genel itibariyle bilinen şey şudur. Eğer aile bireylerinde bu hastalık varsa 10 kişi keratokonuslu 10 hastaya bakıyoruz. Bunlardan birisinde aile bireylerinde bu hastalığın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla kalıtsal bir etki olduğunu düşünülebilir. Yaygın diyebilir miyiz? Yaygın şöyle çok fazla değil ama ülkemizde keratokonusu epey sık görüyoruz. Dolayısıyla bu hastalarda özellikle bilinçli olmak önemli. Tabii. Bu hastalık hangi çağlarda çıkıyor derseniz, onlu yaşların sonlarında doğru çıkıyor genel itibariyle. Onlu yaşların sonları ve 20'li yaşların başlarında ortaya çıkıyor. Çok genç. Evet, çok genç bir yaş grubunda çıkmaya başlıyor. Yani mercek bozuluyor. Korneamız, şeffaf tabakamız. Kornea bozuluyor. Evet, şeffaf tabakamız incelerek şekil değiştiriyor. Yani dış etkenlerin etkisi var mı? Dış hemen etkenlerin yani ekran etkisi, vesaire evet, bir aklıma geliyor ama. Onu da söyleyeceğim. Dış etkenlerin de çevresel faktörlerin de etkisi var. Ve çok daha az olarak bilimsel yayınlarda kanıtlanmış olan şey şu. Eğer gözümüzü çok fazla ovuşturuyorsak, bunu sürekli yapıyorsak, bazı hastalarımızda bunu görüyoruz. Bu hastalarda da özellikle keratokonus çıkması tetiklenmiş oluyor. Evet. Bu hastalık çıktıktan sonra yaklaşık 10 ve 20 yıl civarında yavaş yavaş ilerleyerek görmemizi daha da bozabiliyor. Çok enteresan gerçekten. Evet. Peki belirtileri nedir diye soracak olsam normal görme kırılma bozuklukları gibi mi seyreder? Evet şöyle hastalığın belirtileri genelde hastalığın evresine bağlı olarak ortaya çıkıyor. Hafif evrelerde genelde gözde hafif bir rahatsızlanma, iritasyon dediğimiz öyle bir his oluyor. Ama genel itibariyle miyopi ve astigmatta sürekli artış, sürekli gözlük değiştirme ihtiyacı, kullandığı gözlükle rahat edememe, gözde kamaşma, ışıklardan rahatsız olma şikayetleriyle bu hastalık ortaya çıkıyor. Batma ve kaşıntı dediniz. Batma ve kaşıntı da olabiliyor. Gözde sürekli bir iritasyon hissi oluyor. Çünkü hasta baktığı zaman net göremiyor. Gözlüğü alıyor. Birkaç ay sonrasında artık o gözlükle net göremiyor. Sürekli bir gözlük değiştirmeye ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla bu hastalarda böyle bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Hastalık ilerledikçe daha sonrasında görmesi çok daha fazla düşüyor. Günlük yaşamını etkileyen hale geliyor. Gelebiliyor. Evet. Peki hastalığın tedavi aşamalarından bahsedecek olursak çok genç yaşta, 10'lu yaşlarda görünüyor. Aynen diyorsunuz öyle. Çocuklarda 20'li yaşlara kadar tedavi ve ne kadar erken tedavi o kadar iyidir evet. Muhtemelen her zaman olduğu tabii, gibi ama bir kere erken kolay dönem, mı evet, tedavi? Erken dönemlerde gelirse hasta erken evrelerde sadece gözlük vererek veyahut da yumuşak kontak lens vererek bu hastalarda biz yeterli iyi bir görme miktarını elde edebiliyoruz. Hı hı. Fakat hastalık ilerledikçe bu gözlükler ve kontak lens yetmiyor. Artık daha sert kontak lens dediğimiz korneanın üzerine bası yapan, buraya baskı yapacak, o oluşmuş olan koniklenmeyi düzleştirecek kontak lensler takıyoruz. Eğer dışarıdan bu, belli oluyor mu? Dışarıdan çok fazla belli olmuyor. Yani biz göz doktorları olarak da bir bunun farkında oluruz ama normal bakışta hemen belli olan bir şey değil. Eğer hastalık daha da ilerliyorsa cross-linking dediğimiz göze ışın uygulaması yöntemimiz var. Bunda ne yapıyoruz? Kornea ultraviyole ışını veriyoruz bu tabakamıza dışarıdan. Bununla
korneanın daha sertleşmesini sağlıyoruz. Daha sağlamlaşmasını sağlıyoruz ki dışarıya doğru oluşan o konik yapının ilerlemesi durdurulabilsin. Bazen de şunu yapıyoruz. Bu korneaya iç taraflarına dışarı doğru bombeleşme olduğu taraflarına korneanın içine halka şeklinde aletler yerleştiriyoruz ki bundan bu korneayı kubbe haline getirebilelim. Çekiyorsunuz bir anlamda korneayı. Yani korneanın içine yerleştiriyoruz ki o kubbe daha düz hale gelsin. Daha düz hale gelsin ve hasta gözlük veyahut da yumuşak kontak lensle daha net görebilsin diye. Peki görme bozukluğu kaç derecelerde olur yani? Bu tamamen kişiden kişiye çok çok fark ediyor. Yani mesela bazı hastalarda 1-2 numarayla başlamışken kimilerinde 10 numaranın üzerinde kırma kusurları gelişebiliyor. Söz konusu olabiliyor. Evet ve bu da tabii görmeyi epey bozmuş oluyor. Peki korneye nakli? Evet. Olabiliyor bu hastalıklarda dediniz hastalarda. Hangi durumlarda korneaya nakli yapılır? Bu hastalarda tüm uyguladığımız tedaviye rağmen eğer düzeltemiyorsak en son aşama olarak korneaya nakli uyguluyoruz. Korneaya naklinde de yaptığımız şey şu. Bizim normalde şeffaf olan korneamızı eskiden şöyle yapıyorduk. Tam kat kesiyorduk. Bu korneayı tamamıyla değiştiriyorduk yeni bir korneayla. Şimdi yaptığımız şeyler şöyle. Sadece korneanın belli bir ön yüzdeki şekli bozulmuş olan kısmını çıkartıyoruz. Oraya korneanın ön kısmını naklediyoruz. Ön kısmı naklediliyor ve ondan sonrasında bu hastalarımızda görmenin daha fazla arttığını görüyoruz. Çünkü normal şekliyle artık kornea kendisi görme yetisine sahip olma gücünü yitirmiş oluyor. Böylece kornea nakliyle bu hastalarımızda daha uygun, daha ileri düzey bir görme sağlamış oluyoruz. Evet, gerçekten zor bir ameliyat olsa gibi düşünüyorum. Evet, daha teknik gerektiren bir ameliyat. Evet. Bu işle tekrarlıyor mu sonrasında? Burada tekrarlanmıyor. Bu şekilde yaptığımız zaman korneye çünkü uygun bir korneye yapmış oluyoruz. Genelde tekrarlamasını da beklemiyoruz. Hı hı, çok güzel bu da. Peki hangi yaşlarda yapılıyor? Özellikle ilerlemiş olması mı lazım korneye nakli için? Korneye nakli için evet. Genellikle ilerlemiş olmasını bekliyoruz. Yaş olarak herhangi bir sınırlama vermiyoruz ama korneye nakli yapacağımız hastalar diğer tüm tedavilere cevapsız kalan ve görmesi düşük düzeyde kalan hastaları genellikle tercih ediyoruz. Evet. O yüzden belli bir yaş aralığımız yok. Hastanın görmesi çok düşük. Diğer tedavilerle düzeltemiyoruz. Korneye naklini öneriyoruz. Öneriyorsunuz. Dikişsiz korneye nakli dediğiniz bu mu? Az önce anlatmış olduğunuz. Hayır. Şimdi korneye naklinin değişik çeşitleri vardır. Korneye naklinin en az 4 çeşidi var. Bunlardan bir, az önce de söylediğim gibi bu korneanın tamamını değiştirdiğimiz bir korneye nakli çeşitimiz var. Buna tam kat korneye nakli diyoruz. Keratokonus hastalarında uyguladığımız korneye nakli bunun sadece ön parçasını değiştiriyoruz. Arka parçası kalıyor. Onda da dikiş atıyoruz. Geri kalan iki tanesinde ise korneanın arka yüzündeki yaklaşık 10-20 mikrometre düzeyindeki küçük bir parçayı çıkartıyoruz. Bunu seyircilerimizin anlaması için şöyle anlatayım. Milimetrenin yaklaşık 50 ila %1'i kadar. İnanılır gibi değil. İnce soğan zarı gibi. Yani soğanın üzerindeki zar nasılsa. Bu nasıl bir sistemle? Bu lazerle mi? Neyle? Yok, lazerle değil. Şimdi gözle çok küçük bir alandan giriş yapıyoruz. Yaklaşık 2-3 milimetrelik bir alandan. İç taraftan bu kornea yüzeyinin arkasındaki o tabakayı soyuyoruz. Daha sonrasında kadavradan aldığımız korneadan aynı tabakayı soyup göz içine veriyoruz ve alt taraftan uygun şekilde yerleştirip altına hava veyahut da uygun şekilde gaz veriyoruz. Gazın baskısıyla o aynı gün zaten oraya yapışıyor. Yapıştığı için herhangi bir dikiş atmak zorunda kalmıyoruz ve böyle olunca hastalarımızda en büyük faydası şu oluyor. Dikiş atmadığımız için herhangi bir astigmatizma olmuyor. Hasta çok kısa sürede çok iyi görme düzeylerine ulaşıyor. Müthiş, uyum sağlıyor. Aynen öyle ve kısa sürede günlük normal rutin işlerine geri dönebiliyor. Tam kat kornea nakli yaptığımız zaman bu süre çok uzuyor ama böyle dikişsiz kornea nakli yaptığımız zaman hastalarımız çok kısa sürede günlük işlerine dönebiliyorlar. Evet, müthiş. Peki hala premium akıllı lensler bir başka konumuz. Evet. Bunu ne zamanlarda kullanıyorsunuz? Farkı nedir? Evet, premium akıllı lensler son zamanlarda geliştirilen en önemli, en güzel yeniliklerden biri diyelim. Daha öncesinde katarak ameliyatı yaptığımız zaman hastalarımıza monofokal lensler takıyorduk. Bu lensler, monofokal lens demek nedir? Hastamız sadece ya yakını görüyordu ya uzağı görüyordu. O zaman ne yapıyorduk? Biz elbette ki ya yakın için ya da uzak için veyahut da her ikisine birden gözlük vermek zorunda kalıyorduk.
Böyle olunca da hastalar yine gözlüğe bağımlı hale geliyorlardı. Şimdi geliştirilen premium akıllı lensler sayesinde hastalarımızın hem kataraktını alıyoruz, hem yakın, uzak ve astigmat tüm problemlerini çözüyoruz ve hastalar artık gözlük kullanmak zorunda kalmıyorlar. Evet. Yani bu lensleri taktığımız zaman hastalar artık günlük yaşantılarında uzak, yakın ve orta mesafeleri çok net görebiliyorlar. Bu orta mesafe de aslında yeni dönem yeni dönem hikayesi, bu premium akıllı lensler sayesinde oluşan bir olay. Aslında var ama şöyle, teknoloji geliştikçe ihtiyaçlara binaen yeni üretimler çıkmaya başlıyor ve insanların ihtiyaçlarını gidermek için yeni yeni ürünler çıkmaya başlıyor. Premium akıllı lensleri biz sadece katarak hastalarında kullanmıyoruz. Ayrıca mesela eğer ki siz 40 yaşını geçmişsiniz, yakın okumanız bozulmaya başlamışsa veyahut da bozulmuşsa, bu hastalarımız için de hem yakına bakmak hem uzağa bakmak veyahut da eğer uzakta da gözlük kullanıyorlarsa hem yakın için gözlüğü kullanmak hem uzak için gözlüğü kullanmak, değiştirmek büyük sorunlar oluşturabiliyor. Böylece eğer bu hastalarımız isterlerse bunlar da premium akıllı lensler takarak hem yakın hem uzak hem orta mesafeyi çok rahatlıkla iyi bir görüş sağlayarak hastalarımızı mutlu edebiliyoruz. Müthiş. Peki bunu bir kere takıyorsunuz, ömür boyu kullanılıyor mu? Yenilemek gerekiyor mu arada bu lensleri? Hayır, bu lensler ömürlük lensler. Bir kere takıyoruz, hasta ömrü boyunca bu lensler orada kalıyorlar. Ve bu lenslerin ömrü normal kişi yaşantılarından daha uzun. Hatta benim şöyle anlatayım size, benim bebek hastalarım var doğuştan katarakta olan. Bu lenslerle aynı materyaldeki lensleri biz onlara ilk 3 aylarında takıyoruz ve ömür boyu onların gözlerinde kalıyor. O yüzden hiçbir şekilde bu lenslerin materyallerinde bir bozulma veyahut da değiştirmeye ihtiyacı falan olmuyor. Sadece olabilecek tek şey herhalde biraz daha üst seviyelerinin sıklıkla çıkıyor olması. Ona da yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Daha üst seviyesi çıkınca. Evet, ondan o dönemin insanları faydalanacak, hastaları faydalanacak. Peki orta mesafe niye bu kadar önemli oldu sizce? Yani orta mesafe görüşün faydası nedir? Yani hemen orta mesafe deyince telefon, tablet vesaire mi gibi düşünüyoruz? Orta mesafe aslında şöyle, biz genel itibariyle göz ardı ediyoruz ama günlük yaşantımızda %70 olarak orta mesafeyi kullanıyoruz. Mesela yakın mesafe dediğimiz şey şudur, okuma mesafesi veyahut da cep telefonu gibi. Yani yaklaşık 40 santimdir, 60 santime kadar yakın mesafeyi alabilir. 60-120 santimetrelik mesafeyi orta mesafe olarak alıyoruz ki mesela bu nedir? Biz eğer masada çalışıyorsak hemen önümüzdeki yazılar haricindeki biraz daha uzandaki evraklardır, bilgisayardır. Tabii. Veyahut da araba kullanıyorsak araba konsoludur. Mesela araba bu konsolu, orta mesafe mi benim için? O yakınla orta mesafe, hemen orta mesafeye daha yakın, evet, bir durumda. Yani biraz daha uzağa. Evet. Çalışmalarımın olduğu kartım burada. Evet. Benim şu an orta yakın mesafem idare ediyor beni, anladım. Evet. Demek ki herhangi bir sıkıntımız yok. Mesela araba konsollarında önemli. Arabayla gidiyorsunuz, cep telefonuna bakacaksınız, yakına bakıyorsunuz, görüyorsunuz ama orta mesafeniz eğer iyi değilse arabadaki o işaretleri, göstergeleri, benzin işaretini veyahut da diğer göstergeleri göremiyorsunuz. Ve aynı zamanda da hem de uzağa bakmak zorundasınız. Böyle olunca bu genel yaşantımızda yakın, uzak ve orta mesafeyi iyi görmemiz gerekiyor. Çok güzel. Kesinlikle görmemiz gerekiyor. Evet. Sağlıklı bir bakış için buna ihtiyacımız Üstelik var. Üstelik ev işlerinde falan da dikkat ederseniz, masa ve ev işlerinde de yine aynı şey geçerli. Tezgahta soğan kesiyoruz. Evet, aynı orta şeyler mesafe. Geçerli. Ya siz yakın gözlüğü mesafesine yaklaştıracaksınız maddeleri veyahut da okuyacağınız bilgisayarı falan, ya da orta mesafelik bir şey kullanacaksınız. Yakın mesafedeki yakın mesafeye yaklaştırdığınızda ne olacak? Ya eğilmek zorundasınız. Böyle olunca insanlarda boyun fıtığı oluyor, bel fıtığı oluyor, değişik sağlık problemleri de oluyor. O yüzden hiç postürümüzü bozmadan böyle lensler varken neden bunlarla uğraşalım diyoruz. Kesinlikle. Ve yakın, orta ve uzak mesafeyi iyi gören lensleri bu yüzden daha fazla uyguluyoruz. Peki Remzi Bey, diyelim ki sadece yakını görmede problemim var. Yani uzakla ilgili bir problemim yok. İleride oluşur mu? Yani sadece yakın görme kusurunu gidermek yeterli bir sonuç mudur? Şimdi şöyle, tedavi 40, ya da 40 yaşındaki bir hastada yakın görmemiz bozulmaya başlar. Bu 60-65 yaşına kadar yavaş yavaş artacak. Yani bu arttıkça her zaman için siz gözlük değiştirme ihtiyacı duyacaksınız. Buradaki olay sizin, insanlarda genelde şöyle. Eğer kataraktımız yoksa, uzakta problemimiz yoksa sadece yakın görmemiz bozuktur. Ama biz şunu biliyoruz ki yaşlanan her insan öyle ya da böyle katarak geliştirecektir. Bundan dolayı
Yakın görmesi bozulan insanların tek ihtiyacı olan şey şudur. Yakın gözlüğünü takmak ve yakına bakmak. Tamam. Karşıdaki insanı görmek için onu çıkartmak zorunda. Eğer bundan herhangi bir problem yaşamıyorsa bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ama ilerleyen dönemlerde numara arttıkça daha fazla problem olacak. Bu sefer orta mesafe de eklenecek. Evet. Öyle olunca bu insanlar kalıcı çözümü istediğinde biz diyoruz ki sizin için en uygun seçenek şu an itibariyle premium akıllı lens. Premium akıllı lens o zaman geleceğe bir yatırım, gözlerimize ve bakışımıza bir yatırım demek. Aynen öyle. Efendim çok teşekkür ederim Kendine İyi Bak'a katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok doçent doktor Remzi Karadağ, göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı bizlerleydi. Bize güvenerek buraya gelip yine bütün bu bilgileri seyircilerimizle paylaşmanız bizim için de mutluluk kaynağı. Çok teşekkür ediyorum efendim katılmış olduğunuz ederim. İçin çok programımıza. Ve günün sonuna doktorumuzla gelmiş olduk. Yarın sabah yine güzel gözlerle ve sağlıkla güne başlayabilmeniz için kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.